Serkan Menteş'e topu oyuna soktu ama takım arkadaşlarına gelmedi top. Diğer pota altından dışarı çıktı. Vesile oradan oyuna sokulacak. Beşiktaş son Pocepen için yarı sahayı geçme kaygısı da kalmadı. Yok pardon, öbür taraftan sokulacak. Evet. Çıkarıldığı yerde. Hücum süresini değerlendirememiş oldu böylelikle Beşiktaş son Pocepen karşısında Afyon Belediyespor. Şimdi Kenan Spahn. Hücumun sonuçlandırılması adına Peyners bir son salisi atışı. Bir son salisi atışı isabetli. Burhan hemen ikili sıkıştırma geldi. Yarı saha ihlali itirazı var. James Anderson atışında isabeti buldu. 3 sayılık basket James Anderson'dan. Sonrasında Burak Gören mola istiyor. 1-15 var ilk yarının sonuna. İşte az önceki yarı saha ihlali itirazının olduğu pozisyon. Demonte Harper. Tekrar Yiğit. Demonte Harper aldı topu. Harper, Jordan Morgan. İki serbest atış olacak. Burakcan Yıldızlı ve Erkan Veyseloğlu rahat gitmesine izin vermediler. Erkan yine takım savunmasına çok olumlu bir yardım. Buva bir sportmenlik dışı faul. Özlem Yalman orada sportmenlik dışı faule hükmetti. Marcos Knight zannedersin. Evet, Marcos Knight. Çok çabuk döndü Buva. Orada hamlenin topla alakası olmadığını düşündü Özlem Yalman. Yani bir kez daha izliyoruz. Evet, yani burada özellikle Amerikalı oyuncular, hani Avrupalı oyuncular ve Avrupa basketboluna daha bir şeyleri zorlamak zorunda kalıyorlar. Marcus Loader, Andrew Otins, Meri Mahmutoğlu orada faul yaptı. 3 sayılık atıştan geçerli olacak. Belki de ilk defa istedikleri hücum yaptılar. Buradan 4 sayı bulma ihtimalleri var. Tekrar bakıyoruz pozisyona. Oo, bu arada Zafer Yılmaz izledi pozisyonu. Sportmenlik dışına çeviriyor. Çeviriyor. Yani daha yakın olan oydu. Çünkü evet, topluma, yani toplu oynama niyeti olmadan refleks bile olsa uzanmış olması demek. Uzanmış olması demek. Bu sportmenlik dışı tanımının içine giriyor. Ve